Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Çok önemli bir sürece giriyoruz, çok önemli bir serüvene giriyoruz. Denklem kurma, yani problemler sayıydı, kesirdi, yaştı, işçi havuzdu, hızdı, yüzdeydi, faizdi. Bakın nefesim bile yetmiyor. Biz hemencik ne yapalım? Başlayalım. Denklem kurma problemleri 1. Murat yukarıdaki A ve B şekillerinden toplam 12 tanesini defterine çiziyor. Çizdiği şekillerde yer alan yıldız sembolü 4 katı, yıldız sembolü sayısının 4 katı, üçgen sembolü sayısının 5 katı kadardır. Buna göre A şeklinden kaç tane çizmiştir? Toplam kaç tane yapmış? 12 tanesini yapmış. A şeklinden kaç tane yaptığını bilmiyorum. Eğer bundan x tane yapsa, bundan da kaç tane yapacak? 12 eksi x tane yapacak. Değil mi? Bundan 4 tanesi, bundan 8 tane, bundan 5 tanesi, bundan 7 tane. Bundan 2 tanesi, bundan ne olacak? 12 eksi x tane. Şimdi yıldız sembolü sayısının 4 katı. Eğer ben bunlardan x tane almışsam kaç tane olacaktır burada? Kaç tane yıldız sembolü var? Burada 2x tane yıldız, yani bir tane olsaydı 2 tane yıldız olacaktı. 2 tane olsaydı 4 tane yıldız olacaktı. Şu anda kaç tane yıldızım var benim? 2x yıldız burada var. 2x yıldızım burada var. Artı. Burada kaç tane yıldız var? 12 eksi x tane yıldız var. Bir kez daha. Bundan bir tane alırsam 2 yıldızım olacak. Bundan bir tane alırsam bundan bir yıldızım olacak. Bundan x tane almışım, o zaman 2x tane yıldızım var. Bundan da 12 eksi x tane aldım. O zaman 12 eksi x tane yıldız da burada var. Toplam yıldız miktarı bu kadar. Bunun 4 katı. Üçgen sembolü. Bundan x tane varsa, her birinde bir tane üçgen varsa x tane üçgen var. Artı. Burada her birinde 2 tane olduğu için 24 eksi 2x. Dikkat. 2 ile çarptım. Bunun 5 katı kadardır. Hadi şimdi bunları çözelim. 2x eksi x, x artı 12 yaptı burası. Ve bundan 4 tanesi. Burası ne yaptı? 24 eksi x. Bundan 5 tane. Hadi çarpalım. Yer kalmadı. 4x artı 48. Eğer 120 eksi 5x ise 9x sanırım 72. X eşittir 8. A şeklinden, zaten biz A şekline x demiştik. 8 tane olacaktır. Bence güzel bir soruyla başladık. Cem'in misketlerinin sayısı Seyfi'nin misketlerinin sayısının 4 katı. Cem, Seyfi. Cem'in misketlerinin sayısı Seyfi'nin misketlerinin sayısının 4 katı. Seyfi'nin x tane misketi varsa Cem'in 4 tane misketi vardır. Bir de Haldun çıktı. Cem'in misketlerinin sayısı Haldun'un misketlerinin sayısının 13 eksiği. Yani Haldun'un 13 tane fazla misketi var. Cem'in misketlerinin sayısı Haldun'un misketlerinin sayısının 13 eksiğidir. Bakın 13 eksiği Cem'in misketlerinin sayısına veriyor. Üçünün toplamı 4x, 8x, 9x. 9x artı 13, o da eşittir 76. 9x eşittir 6'dan 3 çıktı 3, 7'den 1 çıktı 6. 9x'in 63 olması x'in 7 olduğunu gösteriyor. Haldun'un kaç misketi var? 7 kere 4 28 artı 13. Haldun'un 41 tane misketi olacaktır arkadaşlar. Bir çubuğun yarısı 6 eş parçaya, diğer yarısı ise 8 eş parçaya bölünüyor. Parçalardan biri diğerinin 3 cm daha kısa. Şimdi her bir parça x, diğerinde ise her bir parça x artı 3. Parçadan bir tanesi x. Tabii ki büyük olan x artı 3'lerden 6 tanesi, tabii ki x'lerden 8 tanesine eşdeğermiş. Bakın böyle düşünebilirsiniz mesela yani. Yani x artı 3'lerden 6 tane alsam, tabii ki x'lerden, daha ufaklardan 8 tane almam lazım. O zaman 8x eşittir 6x artı 18 ise 2x eşittir 18'den x eşittir 9 olacaktır. 9 kere 8 72. İsterseniz burada yerine koyun. 9, 3 daha 12, 12 kere 6 72. O zaman çubuğun kesilmeden önceki boyu ne kadardır arkadaşlar? 144 santim olacaktır. Can apartmanlarında bulunan merdivenleri adım adım kaç adımda çıktığını soran arkadaşlarına aşağıdaki modüllemeyi yapıyor. Üçerli çıktığımda bir basamak artıyor. Dörderli indiğimde 2 basamak artıyor. Artan basamakları saymazsak toplam iniş ve çıkış toplam 47 adımda çıkıyorum. Can'ın arkadaşına sorduğu sorunun cevabı nedir? Üçerli çıkıyor, bir basamak artıyor. Yani o bir basamağa çıkarsanız üçerli ne yapabiliyormuş? Çıkabiliyormuş. Bu da attığı adım sayısıdır bu arada. Artı. Dörderli dörderliğinde 2 basamak artıyor. O 2 basamağı saymazsam dörderli ne yapabiliyormuşum? İnebiliyormuşum. Ve bu çıkışta attığı adım sayısı, bu inişte attığı adım sayısı benim için 47 ifade ediyormuş. Peki 4x-4 artı 3x-6 bölü 12. Yani 7x-10 eşittir 12 kere 47. Galiba çarpacağım. 47 kere 12. 7 kere 2 14. 14'ün de var 1. 4 kere 2 8. Bir de 9. 7 kere 1 7. 4 kere 1 4. 4 6 564. Eğer 10'u bu tarafa atarsam 7x 574. O zaman 574'ü 7'ye bölersek 7 kere 8 56. 1 14 2. X eşittir 82. Bir dakika. Şıklarda 82 yok. Ama x bulduğum soru mu? Şimdi soru neydi? Can apartmanda bulunan merdivenleri kaçar kaçar çıktığını sorar. Çıkış 82. 1 çıktı 81. 3'e böl 27 adımda çıkmış bu. X neydi? Basamak sayısı. Her nete 8 puan verilen 50 soruluk bir sınavda 4 yanlış bir doğru götürmektedir. Bu sınava giren bir öğrenci 10 soruyu boş bırakmış. Doğrularla yanlışların sayısı 40. 10 soruyu boş bırakmış. Toplam 40 soru işaretlemiş. Doğru artı yanlış. Her nete 8 puan veriyor. Doğrulardan yanlışların 4'te 1'ini çıkarsanız, şimdi 240 puan aldı ya. Her net için 8 puan aldığına göre demek ki bu da 30'a eşitmiş arkadaşlar. 240'ı 8'e böldüğünüz zaman 30 olduğunu gördünüz mü? Bu kadar. Şimdi kaç soru doğru cevaplamıştır? Bunu 4 ile çarpalım. Doğru artı yanlış eşittir 40. 4 doğru eksi yanlış eşittir 120. 5 tane doğru eşittir 160. O zaman doğru 32. Bu adam 32 tane doğru yapmıştır. Bakalım doğru mu? 32 tane doğru yapsa yanlışları kaç tanedir? 8 tane yanlış yapmıştır. 8 tane yanlış, 4 yanlış bir tane götürüyorsa 8 yanlış 2 tane götürecek. 30 net kaldı. 30 net 8 puandan 240 puan yapar. Bu tarz sorularda eğer soruyu çok iyi anlarsanız şıklardan da ne yapabilirsiniz? Gidebilirsiniz. Bir araç kent içinde 1 litre benzinle 6 kilometre gidiyor ve kent dışında 1 litre benzinle 15 kilometre yol gidiyor. 1 litre benzinle. Elinde 20 litre benzinim var. Ne kadarı kent dışındadır? Kaç kilometre kent dışında? Kent dışında x litresini yaksa o zaman kent içinde 20-x litresini yakacak demektir. 6 ile 20-x'i çarparsam 120-6x almış olduğum kilometreyi yaparım. Artı 15 ile x'i çarparsam 15x yapmış olduğum kilometre yaparım ve toplamları ne yapacaktır? 165. 9x eşittir 45. O zaman x benim için neyi ifade edecek? 5. Demek ki 5 litre şehir dışına akıyorsa 15 kere 5 75 kilometre ne yapacaktır? Yol almış olacaktır. Bir tiyatro oyununa bilet alanların sayısı artı 9'dur. Tamam. Tiyatro oyunu izleyenlerin sayısı AX4'tür. Boş koltuk sayısı da B'dir. Oyuna geç kalıp, şimdi A artı 9 AX4'te ilk önce bitireyim soruyu. Oyuna geç kalıp salona giremeyenlerin sayısı boş koltuk sayısının yarısından 5 fazla olduğuna göre salondaki boş koltuk sayısı kaçtır? Şimdi A artı 9 kişi bilet aldı mı? Ama oyunu izlemeye gelenlerin sayısı AX4. A artı 9'dan AX4'ü çıkarırsam, A artı 9'dan AX4'ü çıkarırsam 13. Bu bilet aldığı halde içeri gelmeyenler değil mi? Bilet aldığı halde içeri gelmeyenler. Oyuna geç kalanlar yani. Oyuna geç kalanlar, oyuna geç kalıp salona giremeyenlerin sayısı boş koltuk sayısının yarısından 5 fazlaymış. Gördük mü arkadaşlar? Bu 5'i bu tarafa atarsam 8. B bölü 2'nin 8 olması B'yi kaç yapacaktır? 16 yapacaktır. Bir mağaza saat 10'da kapılarını açıyor ve ardından günün ürününü her saat sonunda fiyatını 2 TL azaltarak satışa sunuyor. Örneğin günün ürünü 21 liraysa 3 saat sonra o zaman 6 lira düşecek. Her saat 2 lira düşüyorsa o zaman 15 lira olacak. Evet, demek ki soruyu doğru anlamışız. Şimdi günün ürünü saat 21'deki satış fiyatı günün ürünü ne kadar olsun? X lira olsun. Şimdi saat 10, saat 21. Aradan tam 11 saat geçti. Aradan 11 saat geçtiyse ve her saat 2 lira azalıyorsa artık günün ürünü x lira değil, x eksi 22 lira. Saat 21'deki satış fiyatı ile saat 19'daki Saat 10. Saat 19. Aradan 9 saat geçti. Her saat 2 lira düşüyorsa 18 lira daha azaldı. İlk 8 18. Saat 20'deki satış fiyatıyla saat 10'daki satış fiyatının toplamı saat 11'deki saat 10, saat 11 sadece 1 saat geçti. Sadece 1 saat geçtiğine göre 2 lira düştü. X eksi 2. Eşit olduğuna göre. 2x eksi 40. O da eşittir. X eksi 2. X eşittir 38. Günün ürünü kaç paraymış arkadaşlar? 38 TL olacakmış. Bir bilet kuyruğunda Sinem baştan 15. Gül ise sondan 17. sıradadır. Sinem ile Gül arasında 5 kişi olduğuna göre bu grupta en az kaç kişi vardır? Gelin hem en azı bulalım hem en çoğu bulalım. Şimdi kuyruk burası. Kuyruğun başı burası. Sinem baştan 15. Sinem burada. Baştan 15. sırada ise burada 14 kişi var. Gül ise sondan 17. Gül ise burada. Sonda 17. sırada ise ondan sonra 16 insan daha var. Bu Gül, bu Sinem, bu da Gül. Ve Sinem ile Gül arasında kaç kişi var? 5 kişi var. Bakın 16, 14 daha 30. 5 daha 35, 36, 37. Bu kuyrukta en fazla 37 insan vardır. En fazla. Gelin en azı bulalım. Burası kuyruk başı. Şimdi Gül daha önde olsun, Sinem daha arkada olsun. Sinem baştan 15. Sinem'den önce kaç kişi olacak? Bu arada hemen şunu yazayım. Arada 5 kişi var. Bu Sinem. Arada 5 kişi var. Bir de bu var. Sinem baştan 15. ise 14 tane insan onun önünde var demektir. 14 tane. Bunun 6 tanesi burada. O zaman burada 8 kişi var. Gördük mü? Neden hocam? 15. buysa 14 tane önünde olacak. 5 tane de var. Bir tane Gül. 6 insan, 8 insan da burada olacak. Güzel. Gül sondan 17. 16 insan burada olacak. 6 tanesi burada. O zaman 10 insan burada olacak. Sayıyorum. 10, 18, 19, 20, 25. Demek ki kurudaki en az insan sayısı 25 olacaktır arkadaşlar. Bir beyaz eşya toptancısı aşağıda verilen şekilde bir kampanya uyguluyor. 4 buzdolabı alana 1 televizyon bedava. 3 televizyon alana 1 elektrik süpürgesi bedava kampanyası uyguluyor. Şimdi buzdolabının fiyatını, televizyonun fiyatını ve elektrik süpürgesinin fiyatını vermiş. 50 buzdolabı, 45 televizyon, 30 elektrik süpürgesi alan bir beyaz eşya bayisi kaç TL ödeyecektir? Şimdi bakın. 50 tane buzdolabını seve seve aldım. 50 tane buzdolabı aldım. Kaç paradan aldım ben? 2000 liradan aldım. Artı. Şimdi 50 buzdolabı aldım ama her 4 buzdolabına bir tane verirse 12 ile çarp bunu. 48 tane buzdolabına 12 ile çarp. 12 tane televizyon bedavaya geldi. 12 televizyon bedavaya geldi. Eğer 12 televizyon bana bedavaya geldiyse o zaman ben 45-12 olan 33 televizyon parası vereceğim. Diğerleri çünkü bana bedava hediye. O zaman 33 tane televizyon parası vereceğim. Televizyon ne kadar? 1200 lira. Artı. Şimdi 33 televizyon aldım değil mi ben? 33 televizyon aldım. 33 televizyon parası verdim. Her 3 televizyona bir elektrikli süpürge verilirse 33 televizyona ne olacaktır arkadaşlar? 33 televizyon için bunun 11 katını aldım. Bunu da 11 katına alacağım. 11 tane elektrik süpürge bana bedava geldi mi? 11 tane elektrik süpürge. Ben kaçtan alacaktım elektrik süpürge? 30 tane. 11 tanesi gitse ben sadece 19 tanesinin parasını vereceğim. 19 çarpı 600. Eğer bu matematiği yapabilirsem soruyu bitireceğim demektir. 5 kere 2 10. 5 kere 2'yi çarptım 10. Bir tane sıfır koydum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yani 100 bin lira buraya verdim. 3 kere 12, 36, 396. Artı 396. 2 tane daha sıfır koydum. 139.600 yaptı şu anda. Artı 19 kere 6. 19'dan 6'yı çarparsam 60, 54, 114. 114. Şimdi 39.600 ile 11.400 lirayı toplarsam 0, 0, 0, 9, 1, 0. Elde var 1'di. 3, 1, 4, 5. O zaman 51.000 yaptı. 151.000 yaptı. Ne yapmış oldum? Hesaplamayı yapmış oldum. Boyları eşit farklı maddelerden yapılmış iki mumdan biri 6 saatte diğeri 4 saatte tamir eriyor. Boyları aynı. Şurada iki tane mum var. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Bir tanesi 6 saatte bitiyor. Bir tanesi 4 saatte bitiyor. Yani bu 6 saatte bitiyormuş. Bu da 4 saatte bitiyormuş. Bu daha hızlı. Bu daha hızlı yanıyor. Yani bunların 12 olması için diyelim ki bu 3 V ile yanıyorsa bu da 2 V ile yanıyor. Ve mumun tamamını 12 V'lik mumlar alalım. 12 V'lik mumlar olsun. Bakın saatte 3 V hızıyla yanıyor. 4 saatte bitiyor. Saatte 2 V hızıyla yanıyor. 6 saatte bitiyor. 12 V'lik mumlar var. Bunları yaktım. aynı anda yakıldıktan sonra, şimdi T saat yandılar. Bu 2V ile yanıyordu. T saatte 2VT kadar yanar. Ne kadar kaldı? 12V eksi 2VT'si kalır. Bu 3V ile yanıyordu. T saatte 3VT'si yanar. Ne kadar kalır? 12V eksi 3VT'si kalır. Daha sonra kaç saat sonra birinin boyu diğerinin 12 katı olur. Şimdi bu 3V ile yanıyor. Daha hızlı yanıyor. Bu daha hızlı yandığı için eridi. O zaman bunun boyu bunun boyunun 2 katı oldu. Çünkü yavaş yanıyor. Bakalım. 12V eksi 2VT eşittir 24V eksi 6VT. Bunu bu tarafa aldım, 4VT eşittir. 24'ten 12 çıktı, 12V. 4VT, bakın V'lere götürürsem 4T eşittir 12'den. Bu olay tam 3 saat sonra olacakmış arkadaşlar. Can'ın sınıfındaki erkek arkadaşların sayısı. Şimdi Can'ların sınıfında E tane erkek varsa Can'ın erkek arkadaş sayısı ne olacaktır? C eksi 1 olacaktır. E eksi 1 olacaktır. E eksi 1. Can'ın sınıfındaki erkek arkadaşların sayısı kız arkadaşların sayısına eşitmiş. Eşittir K. Aynı sınıfta Eda'nın kız arkadaşlarının sayısı, ise K eksi 1. Erkek arkadaş sayısından, yarısından 6 fazlaymış. Şimdi ben E'nin ne olduğunu biliyorum. K artı 1 olduğunu biliyorum. Ya da K görünmeyen ne yazabilirim? E eksi 1 yazabilirim. Eğer şuradaki K görünmeyene E eksi 1 yazarsam burası ne oldu? E eksi 2 eşittir. E bölü 2 artı 6. E eksi 8 eşittir. E bölü 2. 2E eksi 16 eşittir E ise sınıfta 16 tane erkek varmış arkadaşlar. 16 tane erkek varsa 16'dan bir çıktı. 15 tane de kız var demektir. O zaman toplam kaç öğrenci olacaktır? 31 tane öğrenci olacaktı sınıfta arkadaşlar. Bir ayakkabı mağazasında 2 erkek ayakkabısı fiyatına 3 bayan ayakkabısı alınabiliyor. 2 erkek eşittir 3 bayan. Bunu koydum. 2 bayan ayakkabısı fiyatına 8 çocuk. 2 bayan ayakkabısına 8 çocuk. O zaman 1 bayan ayakkabısına 4 çocuk. 3 bayan ayakkabısına 12 çocuk. Hocam neyin peşindesiniz? 2 erkek eşittir 3 bayan. O da eşittir 12 çocuk. Bunun peşindeyim. 3 çocuk ayakkabısı fiyatına 1 sandalet. 3 çocuk ayakkabısına 1 sandaletse 12 çocuk ayakkabısına 4 sandalet. Şöyle yapalım. 3 çocuk ayakkabısına 1 sandalet veriliyorsa 12 çocuk ayakkabısına 4 sandalet. Bakın hepsini ne yaptım? Birleştirdim. Buna göre 20 şöyle yapalım. 2, 3, 12 ve 4'ün ortak katı kaçtır? 12 olsun. Bir erkek ayakkabısı 6 x liraysa, bayan ayakkabısı 4 x lira, çocuk ayakkabısı x lira, sandaletler ne kadarmış? 3 x lira. 20 tane erkek ayakkabısı aldım. 20 tane erkek ayakkabısı alsam ne kadar veririm? 120 x lira. 30 tane bayan ayakkabısı aldım. 30 tane bayan ayakkabısı ne demektir? 120 lira. Toplam 240 lira para verdim. Peki bu ayakkabıyla, bu parayla kaç tane sandalet alabilirdim? 80 tane sandalet alabilirdim arkadaşlar. Evet, problemler kolay başlamadı. Problemler zor ama ciddi kazanımlar katacak bize. Bir sonraki problemler videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.